İngiltere'de yüksek mahkemede ötenazi başvurusu reddedilen Tony Nicholson adlı felçli hasta 6 günlük ölüm orucundan sonra bugün hayatını kaybetti. 2005'te felç geçiren Tony Nicholson bu durumun çekilmez olduğunu belirtip ötenazi talebinde bulunmuştu. İngiliz avukat müvekkilinin son duygularını basında paylaştı. Tony yaptığı başvuruyla ilgili yüksek mahkemenin kararını öğrendiğinde çok üzüldü ve karısına kendi arzusuyla ve doktorların yardımıyla yaşamına son verememesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Avrupa kamuoyunun büyük ilgisini çeken dava Adalet Bakanlığı ile İngiliz Yüksek Mahkemesi'ni karşı karşıya getirmişti. Avrupa'da sadece Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre ötenaziyi kabul ediyor.